Eski bir belediye başkanıyız. Akşam da melek değil. Öncelikle ben sofra sahibine teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ramazan'a girmeden evvel böyle bir iyi bir sofraydı yani. Şimdiden Ramazan'ınızla tebrik ediyorum. Cumanızda mübarek olsun inşallah. Bir seçim vesilesiyle buradayız. Burada adaylarımızı gördünüz. Sizlerden istirhamımız Iğdır'da meseleyi siyasi veçeden öteye getirerek Iğdır'ın kazanacağı, Iğdırlıların kazanacağı bir seçimin sonuçlanmasını temin ediyoruz. Burada 16 Nisan'da Türkiye yeni bir döneme evrildi ve yeni bir dönem başladı. Hükümet sistemi değişiyor. Artık bundan sonra bu ülkede 50 artı 1 alan iktidar olacak. Demek ki hep güçlü iktidarlar olacak. Güçlü iktidar olmanın bereketini bu ülke rahmetli Menderes'le gördü 50 ile 60 arasında. Rahmetli Özal'la gördü 80 ile 90 arasında. Ve Tayyip Bey'le 2002'den bugüne kadar bunu gördü. Peki diğer liderler kötü insanlar mıydı? Beceriksiz insan mı? Hayır. Bakınız ben rahmetli Erbakan'la siyaset yaptım. Allah gani gani rahmet eylesin. Ülkesini seven, ülkesine katkıda bulunmak isteyen insandı. Peki niye başarılı olamadı? Koalisyonlarla olduğu için, zayıf hükümetlerle olduğu için efendim başaramadılar. Ben inanıyorum ki Ecevit'in de, Demirel'in de, ne bileyim diğerlerin de bu memleket için bir şeyler yapma gayreti vardı. Ama zayıf hükümetler olduğu için bu gerçekleşmedi. Şimdi bundan sonra bu ülkede hep güçlü hükümetler ve sürekli iktidarlar olacak. Bu ülkenin kalkınması demektir. Iğdır'daki seçimde de tıpkı güçlü hükümetler olduğu gibi güçlü bir yerel yönetimin olmasını arzu ediyoruz. Buradaki il özel idaresiyle ilgili seçilecek il genel meclisi Iğdır'ımızın bütün köylerine, bütün kasabalarına, hatta şehrin merkezinde çünkü eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili efendim hizmet yapacak. İşte DSİ'den arkadaşlar buradalar. Onların yapacağı hizmetler var. Bu hepimizi ilgilendiren bir çalışmadır. Burada ilginizi ve desteğinizi istirham ediyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Biraz rahatsızım ben. Kısa keseceğim. Bana doktor dedi çok konuşma. Ama dünden beri çok konuştu. Tayyip Bey anayasa değişikliğinden sonra AK Parti'ye üye oldu. Akabinde genel başkanımız oldu. Ve genel başkan oldu bir hafta olmadı daha. Şimdi bir hafta sonra burada seçim var. Ve Tayyip Bey'in de ilk merak edeceği yer Iğdır olacak. Zor mu? Doğru. Şimdi ona güzel bir hediye verelim inşallah. Ve biz de ondan daha güzel hizmetler isteyelim. Ben şimdiden ilginize, alakanıza sadece Melekli'den değil, bütün Iğdır'ımızın köylerinden, kasabalarından, merkezindeki bütün dostlara teşekkür etmek istiyorum. Rabbim kazanan Iğdır olsun. Bize en iyi hizmeti kim getirecekse ona oy verin. Burada siyasete bakmayın. Lütfen bunu istirham edin. Yani dün de söyledim. Doktor gitsek, doktor arasak kendimize, doktorun hangi partili olduğuna bakmayız. Azeri midir, Kürt müdür, Laz mıdır, Türk müdür, Abaza mıdır bakmayız. Hatta Müslüman mıdır, Hristiyan diye bakmayız. Neye bakarız? İyi bir doktor olsun. Cumanız ve Ramazanınız mübarek olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu mükellef kahvaltı için belediye başkanımız dedi ki burası köy değil, büyük şehir. Hakikaten büyük şehire, büyük şehrin şanına yakışır bir kahvaltı oldu. Teşekkür ediyorum. Allah ziyade etsin. Hacı yemeği olsun inşallah. Ben ismim Ahmet Sorgun, Konya milletvekiliyim. Ben de seçimlerden sorumluyum. Genel başkan yardımcısıyım, seçim işleri başkanı. Erol başkanımızla birlikte kendisiyle yol yürümekten, birlikte hizmet etmekten de ikinci defa Iğdır'a geliyoruz. Demek ki bu Iğdır'ın suyunu içenler bir daha geliyorlar. Melekli'nin kahvaltısını yiyenler bakalım kaç defa gelecekler. İnşallah. Çok anlamlı bir gün. Bir taraftan Cuma. Son Ramazan. Evet, Ramazan'ın işte akşam teravih kılacağız. Yarın oruç olacağız. Son kahvaltımız. Yılın son kahvaltısı burada. Bir de adı Melekli. Bir yerin adı güzel olacak yani değil mi? Adı da güzel, inşallah kendisi de güzel. Cenab-ı Hak bu birliği, beraberliği bozmasın.
Kullara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Onun için öncelikle ev sahibimize kahvaltı dolayısıyla teşekkür ederim. Sağ olasın. Bugüne kadar Iğdır'ımıza, Melekli'nize, Türkiye'mize kim çivi üstüne çivi çakmışsa, taş taş üstüne koymuşsa Allah ondan razı olsun. Hiçbir ayrım gözetmeksin. Partisini, pırtısını hiç önemli değil. Kim hizmet etmişse Allah için, millet için, vatan için kim hizmet etmişse biz teşekkür ediyoruz. Çünkü nankörlüğü Allah da sevmez, bunu da sevmez. İnşallah önümüzde sebepsiz kuş uçmaz. Bu seçim olmasaydı ben 91'de Iğdır'a geldim. Bir de 96'da geldim. 96'dan bu tarafa ilk defa vesile oldu bu 4 Haziran seçimleri. Demokrasinin de güzelliği bu. Bir vesile oluyor. Sizin ayağınıza geliyoruz. Değil mi? Hoş gelmişsiniz. Ankara'ya bir gün güzel bir şey var. Radyo ilk çıktığında bir o tek parti milletvekilinden bir tanesi diyelim ki mesela Iğdır'a, Melekli'ye gelmiş. Ey ahali demiş. Radyo diye bir şey var. Ankara'dan konuşacağız biz. Bir tek parti milletvekili. Biz Ankara'dan konuşacağız. Siz diyelim ki Melekli'den duyacaksınız. Melekli'nin arif insanlarından bir tanesi demiş ki tamam anladık. Siz Ankara'dan konuşacaksınız. Biz duyacağız da Melekli'nin konuştuğunu da Ankara duyacak mı demiş. O. Şimdi bakın tam Melekli'nin konuştuğunu Ankara'nın duyacağı zaman milletvekili seçtiniz. Efendim 16 Nisan'da halk oylaması yaptık. Bütün Ankara değil, dünya duydu değil mi? Düğünlerden yana, şeytanlar yana değiliz elhamdülillah. Melekliyiz yani. Bizim aramızda da melekler var zaten. Evet. Hepimiz melekliyiz. Kiranın katibiyim var, melekliyiz zaten. Evet. Yani sözü uzatmak gerekmez. Biz birbirimizi anlarız. Biz birbirimizin gözlerinden anlarız. Yani iletişimimiz elhamdülillah. Bu halkın bu şeyin bir biz dilinden anlarız. Kendinize oy verin. Kendinize oy verin, hizmete oy verin. Birliğe, beraberle ülkenin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne oy verin. Dışarıya baktığımızda bu oy sadece Melekli'de buradaki kardeşlerimizi seçmekle sınırlı değil arkadaşlar. Siz pekmez kaynatır mı burası? Kaynatırsın değil mi? Pekmez, üzüm pekmezini de şöyle bir. Pekmez kaynatırken yanında, pekmezin yanında şıra da çıkar. Hayvan yemi olarak posada Türkiye'ye mesaj vermiş oluyorsunuz. Ankara'ya mesaj vermiş oluyorsunuz. Ta bir taraftan başka sınırların dışına da mesaj vermiş oluyorsunuz. Onlar da yan ürünleri. Bunları da düşünün. Milletvekilimiz, Erol Başkanımız gayet güzel bir başkanımız izah ettiler. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Allah razı olsun. İnşallah bayrama da mutlulukla erişebiliyoruz. Saygılar ederim.